Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resul Efendimiz'in Ehli Beyt'in ve Eshab'ının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim, öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim, iyisiniz? Hamdolsun, siz nasılsınız? Hamdolsun efendim, neler cevap versin. Efendim, Yıldırım Yılmazer, selamun aleyküm. Allah, yer ve gök sizden razı olsun. Sizden dua istiyorum. Allah aşkıyla yanmak istiyorum demiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemmil enbiyayı vel mürselin ve ila cemmil evliyayı velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmeti kardeşimizin üzerine olsun. Allah'ın aşkını istiyoruz. Aşkı mutlaka kazanmak lazım. Allah bizi dünyaya kazanmaya göndermiş. Eğer bir şeyi istiyorsak mutlaka kazanmak için o çabayı, gayreti sarf etmek lazım. Onun için aşka yolculuk dedik. Aşka yolculuk, aşkı kazanmak için Allah'ın emrettiklerini, Allah'ın sevdiklerini yapmaya çalışmamız lazım ki o aşkı, o muhabbeti kazanabilelim. Bu herkes için böyledir. Yoksa böyle ya Rabbi bana aşk ver demekle Allah kimseye aşkı vermez. Mesela bakıyoruz, evet, 20 sene boyunca, 40 sene boyunca ibadet yapmış ama üzerinde ibadetin eseri görülmüyor. Kulluğun, abdiyetin eseri görülmüyor. Allah'ın güzelliği, esması üzerinde tecelli etmemiş. Aşkı, muhabbeti, aşıklığı kazanamamış. Bu durumda bu ibadet taklidi bir ibadettir. İbadet olmuş ki ona bir şey kazandırmamış. Eğer kazandırsaydı onun o nimeti üzerinde görünürdü, hem de aşk olarak, muhabbet olarak, aşıklık olarak üzerinde görünürdü. Görünmüyorsa ibadet yapmamıştır. İbadetinden bir şey kazanamamış demektir bu. Evet, aşkı kazanmak lazım, aşka yolculuk yapmak lazım. Kazandıkça o aşkı aşkla yolculuk yapıp aşk olmak lazım. Allah hepimize bu çabayı, bu gayreti nasip etsin inşallah. Evet. İkram etsin inşallah. Evet. Efendim, Azerbaycan'dan Nurullayev Pervin. Selamun aleyküm. Eşine az rastlanır, belki de hiç rastlanmaz bir insan, bir mürşid-i kamil, Sayın Muhammed Hüseyin Hazretleri. Allah Celle Celaluhu hocamızdan ebeden razı olsun. Diyar TV ikinci yaşı kutlu ve mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu hizmetlerinizi daim eylesin, takdir eylesin. Azerbaycan'dan hürmet ve saygılarımla demiş. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bununla beraber onun şahsında bütün Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'a selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Hem dünyada gönüllerimizi böyle beraber eylesin, bir eylesin. Ahirette de beraber edip hesabı beraber vermeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Gönüller burada beraber olunca orada da beraber oluruz inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim, Diyarbakır'dan Dilek Tekin. Selamun aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Sizin için Rabbimize hamd olsun. Ben ve kardeşlerim adına size teşekkür ediyorum. Bizlere Diyar TV ekranlarında kardeşlerimizle buluşup sohbet etme ve sizden öğrendiklerimizi paylaşma imkanı verdiğiniz için İnşallah her anda size layık oluruz. Bizlere dua edin efendim. Allah bizi utandırmasın ve sizin gönlünüzden çıkarmasın. Allah'a emanet olun efendim. Allah razı olsun. Dilek kardeşimiz sahabeyi anlatıyor televizyonda.
cennetin sultanları diye sahabeyi, hanım sahabeleri anlatıyor. Herkesin güzel yaptığı bir şey vardır. En güzel neyi yapabiliyorsa bilmesi lazım ki bu alemde asıl işi odur. Allah onu o iş için yaratmış. İş her ne olursa olsun fark etmez. Hangi işi güzel yapıyorsa Allah rızası için o işi yaptığında Allah'ın rızasını kazanır. O onun cennet kapısıdır. O onun vuslat kapısıdır. Bunu böyle anlamak gerekir. Dilek kardeşimiz de söylemiştim, bir kuyumcu zarafetiyle böyle sahabeyi anlatıyor. Olması gereken de budur. Hamdolsun program da gayet güzel olmuş. İlk programı izledik bugün, gayet güzeldi. Her birimize düşen asıl işimizin Allah'a kulluk olduğunu, hem kulluğu yaparken bir yandan da kulluğa davet olduğunu unutmamak gerekir. O kulluğa davette kim nasıl güzel yapıyorsa, hangi işi güzel yapıyorsa, onun o işte olması gerekir. Kapıyı açması gerekir. O kapı ona oradan açılır. Cennetin kapısı, vuslatın kapısı ona oradan açılır. İnşallah herkes neyi güzel yaptığını biliyor, gücünün neye yettiğini biliyor, ona göre çabasını, gayretini sarf edip, kulluğunu yapıp, hem cennetin, hem gönlünün kapısını, hem de vuslatın kapısını kendisine açmış olur inşallah. Evet. Efendim, Numan Karakoç, ölmeden önce ölmek nasıl olacak demiş efendim. Evet, ölmeden evvel ölmek. Ölen teslim olmuştur. Ölüyü yıkarken herhangi bir şekilde itiraz etmez. Beni böyle yıkama, beni bu suyla yıkama, beni böyle sağa sola çevirme demez. Neyi yaparsan ona yaptırırsın. Ölmeden evvel ölmek de bu şekilde Allah'a teslim olmaktır. Allah onu hangi tarafa döndürürse, hangi muameleyi yaparsa, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, itiraz etmez. Elbette ki Allah eğer ona muamelede bulunuyorsa, onu temizliyor, onu yıkıyor. Onu huzura hazırlıyor. Gönlünü küfürden, şirkten, nifaktan, günahtan temizleyip yıkıyor onu. Kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya onu hazırlıyor. Diğer o sahte, yalancı, mecazi olan o sevgi bağlarından onu temizliyor. Ölmeden evvel ölmek Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak demektir. Rabbim ne dediyse o güzeldir, o doğrudur, o haktır, o hayırdır benim için demektir. Aynı zamanda teslim olurken aklını teslim etmesi gerekir. Evet, Allah ne dediyse doğru odur, hak odur. İradesini, tercih etme hakkını teslim etmelidir. Rabbim benim için neyi irade etmişse benim de tercihim, duam, iradem o yöndedir, onu kabul ediyorum demektir. Bununla beraber bana ait herhangi bir şey yok. Her şey Allah'a ait, ben de Allah'a aitim deyip varlığını teslim etmek gerekir. Hayatı yaşarken hayatını, Allah'ın kendisine bahşettiği hayatı, ömrü, vaktini, zamanını Allah'ın rızasında sevdiği işler peşinde koşarak yaşayıp, geçirip hayatını Allah'a teslim etmektir. Teslim olmaktır tek kelimeyle. Mümin olduktan sonra Allah'a o aşıklıkla beraber bütünüyle Allah'a teslim olmak, ölmeden evvel ölmektir. Böyle olunca ölmeden evvel Allah'a teslim olduk. Her şeyimizi ona teslim ettik, hesabı da ona teslim ettik. Hesabımızı Allah görür. Çünkü biz kendi irademizle hareket etmemiş oluruz. Ama bunun için bir yolculuk lazım. Aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkla yolculuk lazım ki bu teslimiyet olabilsin. Çünkü teslimiyet aşkın, muhabbetin sonucudur. Sevdiğin kadarıyla, güvendiğin, emin olduğun kadarıyla teslim olabilirsin.
Dolayısıyla bu aşka yolculuğu, aşkla yolculuğu, aşkta yolculuğu yapması lazım ki ölmeden evvel ölebilsin, teslim olabilsin. Tek kelimeyle Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah diyebilsin. Evet. Efendim Mardin Midyat'tan Yusuf Uslu, alemden Rabbi olan Allah'ın selamı siz değerli hocamızın ve yayında emeği geçen kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Allah'ın 99 esması vardır. Hangi esma ile dua edersen et. Fakat bizim Kürtler Huda lafzını çok kullanıyor. Hatta hemen hemen hep Huda lafzını kullanıyorlar. Fakat esma listesinde böyle bir isim yok. Bu konu için bizi Allah rızası için aydınlatır mısınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Huda ismi aslında Hadi isminden alınmış. Hidayeti veren, hidayetin sahibi. Evet, Allah Hadi'dir, hidayetin sahibidir, hidayeti verendir. Hidayet Allah'ın hidayetidir buyurdu. Bu durumda Huda ismini Allah'ın Hadi ismi olarak anlamak gerekir. Ama doğrusu Kürtçe kelimeyi Allah'ın ismini kullanırken alemlerin Rabbi dese daha o şiveye uygun gelir. Rabbi alemi dese daha dile uygun düşer. Ama böyle alışkanlık olmuş. İnşallah bu alışkanlığımızı değiştiririz. Alemlerin Rabbi deriz. Allah deriz. Tabii ki daha güzel olur. Dua ederken de evet Allah'ın isimleriyle dua ediyoruz. Hidayeti isterken Allah'ın Hadi ismiyle hidayeti istiyoruz. Hem hidayette olmayı istiyoruz hem de hidayetçi olmayı istiyoruz. Müttakilere önder, imam, hidayetçi olmayı istiyoruz, istememiz gerekir. Hangi duayı yapıyorsak ona göre Allah'ın ismini zikredip istemek lazım. İnşallah öyle de yapacağız. Efendim Hüseyin Coşan, Hüseyin Koşan efendim. Selamun aleyküm hocam. Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kafamı kurcalayan bir soru olacaktı. Evlenmeden önce eşim üniversite öğrencisiyken KYK'dan aldığı krediyi 5 yıl boyunca eşimin abisi kullanmış olup şu an geri ödenmesi gerekiyor. Eşim bu durumu abisine anlattığında hiç oralı olmayıp eşinin senin geçmişinden de sorumlu olduğunu söyleyip nasıl böyle şeyleri eşine anlatırsın diye eşime de kızmış. Bu krediyi kimin ödemesi gerekiyor? Bu durumdayken ne yapmam gerekiyor? Cevabınız için teşekkürler. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de selam olsun. Eğer daha önce kardeşi almışsa, İster evlenmeden önce olsun, ister evlendikten sonra olsun. Bu durumda kim o parayı kullanmışsa onun ödemesi gerekir. Dolayısıyla ondan borç almış gibi. Sanki evet, kardeşi ona kefil olmuş gibi anlayıp kardeşinin ödemesi gerekir kesinlikle. Bununla beraber eşi elbette ki eşinden sorumludur ama bu sorumluluk başka bir şey. Başkasının ondan borç ettiğinden sorumlu değildir. Borcun sahibi kendisidir. Onun ödemesi gerekir. Buna beraber evet, çağırsın işi bilen iki kişi. Onlar hükmü versin. Hüküm Allah'ın hükmüdür. Kendimize göre hüküm verip şunun hakkı bunun hakkı diyemeyiz. Çünkü kendisi kullanmış. Evet. Söylesin inşallah borcunu öder. Ödemelidir. Evet. Efendim Yahya Çelik, hocam nasılsınız? Bir sorum olacak. Namaza niyet getirirken 4-5 kere niyet getiriyorum. Vesvese niyet etmeme engel oluyor. Bundan kurtulmanın yolu, bundan kurtulmak istiyorum. Yardımcı olsanız çok teşekkür ederim demiş. Evet. Allah razı olsun. Bazen bir şeyi yanlış anlatırlar. Yanlış anlatanlar mutlaka yanlış anladıkları için yanlış anlatıyor.
Dolayısıyla dinleyenler de anlayanlar da yanlış anlamış olur. Ama Allah akıl vermiş, mutlaka onu sonuna kadar da kullanmak gerekir. Niyet getirmek, namaz kılarken niyet getirmek. Niyet, ismi üzerinde, evet, niyet gönülden yapılandır. Niyeti söylemek değil, gönülden niyet etmek gerekir. Hatta dilimizle söylediğimizde böyle bir niyetin bid'at olduğunu söyleyenler vardır. Aynı zamanda doğru müdür? Elbette ki doğrudur. Çünkü niyet dil ile değil, gönül ile yapılır. Yani böyle diliyle niyet ettim, öğle namazını kılmaya demek gerek yoktur. Gönlünden, evet öğle vaktidir, öğle namazını kılıyorum deyip niyet etmek gerekir. Yoksa dilimizle onu söylesek, bir de onu böyle tekrar tekrar söylesek, niyetim olmadı desek, bu zaten büsbütün bid'at oldu. Kardeşimizin niyeti diliyle değil, sadece bunu gönlüyle yapması gerekir. Niyet, gönlün fiilidir, dilin değil. Söyle demedi, gönlünden niyet et dedi. Eğer biri öğle namazını kılacaksa, gönülde öğle namazı niyeti vardır, ama dili ikindi namazı dese, söylediği, diliyle söylediği mi geçerlidir, gönlündeki mi geçerlidir? Elbette ki gönlündeki geçerlidir. Tam tersi de aynı şekilde öyledir. Eğer diliyle dese ki öğle namazını kılıyor, niyet ettim, diliyle söylüyor, öğle namazını kılmaya niyet ettim dese, ama kıldığı öğle değil de ikindi olsa, aynı şey geçerlidir. Onun için dilin niyeti değil, gönlün niyeti geçerlidir. Kardeşimiz niyeti sadece gönlüyle yapmalıdır, diliyle değil. Bu durumda diliyle yaptığında gördüğü gibi şeytan bir de böyle niyetin olmadı deyip şey yapar, müdahale eder, vesvese verir. Onun için bu vesvesesinden de kurtulmak için doğru niyet etmek gerekir. Niyeti sadece gönlünden yapmalıdır. Evet. Efendim, İstanbul'dan Seyhan Tığlı, selamun aleyküm hocam, nasılsınız? Selam. Diğer TV'nin kutlamalarını seyrettim. Çok güzeldi. Beraber nice senelere hocam inşallah. Sizi çok seviyoruz hocam. Saygılar demiş. Allah razı olsun. Bütün mesele hayatı yaşarken Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. İnşallah hep beraber öyle yaparız. Hayırlara vesile oluruz. Ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini, aşkı, muhabbeti taşıyacağız inşallah. Gittikçe daha da güzel olur, daha da güzelleşir inşallah. İnşallah kardeşlerimiz de buna şahit olur. Allah güzel yapmayı, doğru yapmayı, o Allah'ın rızasının peşinde koşarken Allah'ın razı olduğu şekilde gerekeni yapmayı hepimize ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Efendim, Songül Portakal, selam, bir sorum olacak, cevaplarsanız çok sevinirim. Ben öğlen saat 13'te işe gidiyorum. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını iş yerinde kılabilmem mümkün değil. Eve geldiğimde yatsı namazı vakti oluyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra kılamadım. Öğle, ikindi ve akşam namazını nasıl kılmalıyım? Cem yapabilir miyim yoksa sadece farzlarını mı kılmalıyım? Sünnetleriyle beraber ayrı ayrı mı kılmalıyım? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Farz olan sadece farzı kılmaktır. Cem ederken de sadece farzı kılıyorsun. Eğer saat 1'de gidiyorsa bu durumda işe gitmeden önce öğle namazının farzını, sonra da ikindi namazının farzını cem edip kılması gerekir. Eve döndüğünde de yatsı vakti bu sefer önce akşam namazını kılar, akşamla yatsıyı cem eder. Sonra yatsının farzını kılıp, sonra yatsıyı kılabilir. Zaten yatsı vaktidir. Akşamın farzını kılar, yatsıyı da üzerine kılar, cem etmiş olur. İkisini birleştirmiş olur yani. Öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmiş, cem etmiş olur. Cem ederken sadece farzları kılar. Tabii yatsı vakti olduğu için o vaktin aynı zamanda sünnetlerini de kılar.
kalabilir yani. Böylece namazı kılmış olur, eda etmiş olur, cem etmiş olur, kazaya bırakmamış olur. Evet, inşallah kardeşimiz öyle yapar. O anda ezan okunmamış olsa bile zaten tedbir olsun diye, ihtiyat olsun diye biraz geç okunuyor tabii. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika her neyse ona göre tabii ayarlanıyor. İnşallah öğle vakti de girmiş olur. Şehire göre değişiyor ama saat 1 civarında öyle olmuştur zaten. Evet. Efendim Ankara'dan Necat Demir, Ankara'dan kucak dolu selam ve sevgilerimizi mübarek olan nur cemalinize yolluyoruz. Sizi seviyoruz. Mübarek ellerinizi bizim üzerimizden ayırmayın. Gönlümde her ne sevgi varsa size feda olsun. Aşkınla yak bizleri demiş. Aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti kardeşlerimizin üzerine olsun. İnşallah hep beraber o aşkı, muhabbeti kazanır. O aşkla, muhabbetle Rabbimizin rızasını kazanırız inşallah. Evet, kardeşlerimize selam olsun. Efendim bir izleyenimiz, hocam ben Allah'a ulaşmayı dileyen biriyim. Ona gerçekten ulaşmak için zikirlerimi çoğaltmaya çalışıyorum. Ve zikirsiz bir günüm eksik geliyor bana. Her an, her dakika çekmek istiyorum. Bu televizyon karşısında olsun, şarkı dinlerken olsun. Zikretmek ne kadar doğru mudur hocam? Allah sizden razı olsun. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Elbette ki daimi olarak böyle zikir halinde olmaya çalışmak gerekir. Zikir veya tefekkür halinde veya dua halinde veya tesbih, hamd, şükür halinde Rabbimizle sohbet halinde olmamız gerekir. Bunu yaparken, bunu evet, ayaktayken yapar, otururken yapar, yatarken yapar. Öyle buyurdu, ayaktayken, otururken. Yan üzeri yatarken evet, Allah'ı zikredin diye emir vardır, Allah'ın emri vardır. Bu televizyon karşısında da olur, yürürken de olur, bir iş yaparken de olur, o fark etmiyor. Gönül rahatlığıyla her halükarda bunu yapmalıdır. Yapıyorsa doğrudur, yapmazsak doğru olmaz. Evet, her halükarda yapabilir, yapması uygundur, doğrudur. Allah mübarek etsin inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan Hümeyra, selamun aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Ben geçen sene kışta sizinle tanıştım. Siz gönlümüzü ısıttınız. Allah aşkınızla sizi aileme tavsiye ettim. Onlar da sizi çok seviyor ve bugüne kadar neredeydim de sizinle tanıyamamışım derken Kanal 2 yaşında deyince şaşırdım. Allah hamdolsun ki size yönlendirdi. Allah'a duyduğunuz bu aşkı Rabbim cemaliyle müşahede etsin inşallah. Bizi de inşallah dua ediniz kıymetli hocam. Allah razı olsun. Allah ayet-i kerimede kıyamet günü için buyuruyor. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir buyurdu. Aynı şey dünyada da geçerlidir. Ahirette bir araya getirecekleri getirilenler dünyadayken beraber olanlardır. Demek ki Allah önce dünyada onları beraber ediyor. Eğer Allah onları beraber ettiyse mutlaka Allah'ın bir muradı vardır. Gönülleri aynı alemde olanlar beraber olabilir. Birbirini anlayabilir, tanıyabilir, sevebilir. Birbirine yakın olabilir. Gönülleri aynı alemde olanlar. Zahiri olarak bakıldığında bu yine böyledir. Mesela biri bir şeyi seviyorsa o şeyi sevenlerle beraber olmayı sever. Bu böyledir. Bu herkes için böyledir. Yani biri dünyayı seviyorsa dünyayı sevenler evet birbirini severler ve beraber olurlar. Allah'ı sevenler de öyledir. Onlar da birbirini sever, beraber olur. Bununla beraber Allah zikredilince Allah'ın zikrini sever. Allah'ın zikredilmesini sever. Ama dünyaya ait bir şeyi sevenler de onun zikredilmesini sever. İnsan kul olmaktan başka bir şey olamaz.
İstese de istemese de mutlaka bir şeylere kul olur. Onu sever. Bununla beraber Allah'ın emrettiği gibi onu zikreder. Ya Allah'ı zikreder ya başka şeyi zikreder. Onu tesbih eder, onu över. Ona hamd eder. Onu tekbir eder. Büyük budur der, önemli budur der. İstese de istemese de kuldur. Ya Allah'a kul olur ya da nefsinin arzu ettiğine, evet, başka şeylere kul olur, abd olur. Evet, Allah'a kul olanlar mutlaka gönülleri beraberdir. Allah onların gönüllerini birleştirir, bir eder, beraber eder. Sahabenin gönlünü birleştirdiği gibi onları da bir ve beraber eder. Ötekileri de Rablerini tercih etmedikleri için gönülleri hangi tarafa kaydıysa, sevgileri nereye gittiyse onlar da ona abd olur, sevgileri gittiği yerde birleşir, onlar da birbirini sever. İsterse bu sevdikleri şeytani bir hile olsun, olmayan bir şey olsun. Onu put edinir, put bu zaten. Hiçbir gücü olmayan, hiçbir değeri olmayan, hiçbir marifeti olmayan, hiçbir şey olmayan, kendi kendine isim üretir, biz diyor buna tapıyoruz, bunu seviyoruz, bunu istiyoruz. Allah bizi kendisine abd olanlardan, kur olanlardan eylesin inşallah. Bizi bir ve beraber eylesin. Hesabı beraber vermeyi nasip etsin inşallah. Evet. Efendim, bir izleyenimiz, hocam halamın eşi onu boşamış, halamın gönlü onda ve çocuklarındadır. Halam her gözümü kapattığımda eşim gözümün önüne geliyor diyor. Halama hakkını helal et diyor. Halam da hakkımı helal etmem diyor. Ne yapmalıyım? Evet. Halasının gördüğü kendi gönlündekidir. Kendi gönlündeki düşüncesini, fikrini görüyor. Gönüle aksetmiş, onu görüyor. Onun için bundan kurtulması gerekir. Oraya dönüp bakması doğru değildir. Elbette ki gönlünü alamayabilir. Çocuklarından zaten alamaz istese de. Ama hayatın gayesini düşünüp, tefekkür edip Rabbinin hesabını yapması gerekir. Ya Rabbi, eğer bu hayatı yaşarken bana bunu yaşattıysan, bunu benden aldıysan mutlaka bir muradın vardır. Olur. Benim eksiğim olur, benim yanlışım olur. Karşı tarafın eksiği olur, yanlışı olur ama senin de bir muradın vardır. Eğer buna müsaade ettiysen, senin bir muradın vardır ve mutlaka bu benim için hayırdır. Seni tercih ediyorum, seni hepsine tercih ediyorum demesi gerekir, dememiz gerekir böyle. Hiç kimse olmasa da hayatımda, gönlümde bir tek sen ol yeter ya Rabbi. Benim de, onların da sahibi sensin. Benim istediğim sensin. Derse eğer, Allah mutlaka ona farklı bir muamelede bulunur. Onu mutlaka o sıkıntıdan kurtarır. Nasıl kurtarır? O onun bileceği şeydir. Ya gönlünden çıkarır kurtarır veya verir kurtarır. Hiç belli olmaz. Ama kulun yapması gerektiği şey, Allah ondan neyi alırsa alsın ya da hangi duasını kabul etmezse etmesin, istediğini vermesin, kul Rabbini tercih edip ondan vazgeçince görecek ki Allah mutlaka, Allah için vazgeçmiş ya, Allah onu verir. Bir şekilde o sıkıntıyı onun gönlünden çıkarır. Bize düşen Rabbimizi tercih etmektir. Kazanamadıklarımızla ya da kaybettiklerimizden dolayı feryat etmemiz doğru değildir. Gönlümüzü, hayatımızı onlarla meşgul edip geçirmek doğru değildir. Bize düşen Rabbimizle meşgul olmaktır. Ebedi hayatımızla meşgul olmaktır.
onu kazanmaktır. Allah'ın vermedikleriyle değil ya da verip de tekrar aldıklarıyla gönlümüzü meşgul edip hayatımızı onların düşüncesiyle, fikriyle, hayaliyle, zikriyle geçirirsek sadece geçmişle meşgul olmuş oluruz ki bunu yapan şeytandır. Bizi asıl yapmamız gerekenden alıkoymuş olur. İçinde bulunduğumuz anı yaşamaktan bizi alıkoyar. Bizi geçmişle meşgul eder, gelecekle meşgul eder. İçinde bulunduğumuz anı kullukla yaşamamıza mani olur. Bize düşen içinde bulunduğumuz anı Allah ile yaşamaktır. Allah'ın huzurunda yaşamaktır. Gerisini ona havale etmektir. Teslim etmektir. Sana teslim. Ben sana teslim oldum ya Rabbi. Sen nasıl takdir ediyorsan, sence benim için nasıl hayırsa, güzelse öyle yap ya Rabbi. Ben müdahale etmem. Buna beraber böyle, bununla da meşgul olmam. Evet, bir beşer olarak meşgul olmamak mümkün olmasa da bütün çabasıyla, gayretiyle Allah için, Rabbi için bunu yapmaya çalışmalıdır ki Allah'ın sevgisini, rahmetini oradan kazansın. Oradan Allah ona o gönül alemine bir pencere açsın. Rahmet penceresi, muhabbet penceresi, evet, rahmetiyle, sevgisiyle Allah onun gönlüne tecelli edip gönlünü genişletsin. İnşallah sıkıntıda olanlar, sevdiklerinden ayrılmış olanlar, duası kabul olmayanlar böyle yaparsa görecek ki bunun karşılığında mutlaka çok şey kazanır. Allah'a yakınlığı, Allah'ın sevgisini kazanırlar. Evet. Efendim İzmir'den Gülbahar, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar efendim. Miraç'da Amene Resulü'nün vahyolunmasının hikmeti nedir demiş efendim. Allah onu Resulullah Efendimiz'e, ümmetine hediye olsun diye ikram etmiştir. Bir de başka bir müjdesi daha vardı. Ümmetinden kim La ilahe illallah derse cennete girer müjdesidir. Tabii bunları doğru anlamak gerekir. Önce La ilahe illallah'ı anlamak gerekir. Gerçek manada biri La ilahe illallah derse Allah'tan başka ilah yoktur. Benim ilahım, mabudum, maşukum Allah'tır deyince zaten bütünüyle iman olmuş olur, aşk olmuş, muhabbet olmuş olur o. Yoksa sadece diliyle bunu söylemesi yetmez. Amel-i Resulü aynı şekilde Allah imani anlatır. Yani eğer müminler Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman ederlerse bu durumda Resulü ile beraber olmuş olur. Resulü'nün kazandığını kazanmış olur. Evet, ahirette Resulü ile beraber olur. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Müminler de Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etti. Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi imana davet ediyor. Neye imana? Kur'an'a, Allah'ın vahyettiğine, indirdiğine, imana davet ediyor. Onun iman ettiği gibi. Eğer böyle iman ederseniz onunla beraber olursunuz. Zaten böyle bir iman bizi hem kurtuluşa hem de saadete erdirir. Müminlere müjdedir. Ben bilmiyorum, anlamadım demeyesin. Kendine göre din üretmeyesin. Onun iman ettiği gibi iman et. Evet. Hepsi hep beraber kullun amene billah. Evet. Hepsi Allah'a iman ettiler önce. Evet, Allah imanın şartlarını böyle sayarken imana davet ediyor. Önce iman. İman ederseniz gerisi gelir zaten. Buna beraber Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Eğer seni bir imtihana tabi tutmuşsa o imtihandan geçersin. Sana o gücü vermiştir. Kazanasın diye imtihana tabi tutar. Tabi Amine Resulü okuyunca Allah'ın muradını anlamış oluruz. Eğer biri onu anlar ve gereğini yaparsa bu durumda Miraç'a da davet edilmiş olur. O haliyle
miraca çıkar, namazın miracı olur. Namaz müminin miracıdır, miraca çıkarsın onunla. Ama önce iman. O imanla beraber Allah'ın emrettiğini yerine getirince senin de bu miracın olur. Allah miracı ikram eder, ihsan eder demektir. Hikmeti. Evet. Efendim, İzmir'den Abdülbaki Has. Efendim, öncelikle hayırlı akşamlar. Benim sorum, bir işi hayırlı gösteren aslında arkasında şer olan nefis ve hayırlı bir işi şer olarak gösteren nefsi açıklar mısınız? Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Doğru anlamak gerekir yalnız. Nefis bütünüyle ilahlık iddiasındadır. Benlik iddiasındadır. Allah demek yerine ben diyor, ben deyince kendini Allah'ın önüne koyuyor. Şerri hayır, hayırı da şer diye gösterme hali nefse ait değildir. Bu hal bizim tasavvurumuzdan kaynaklanıyor. Hayrı şer görmek, şerri de hayır görmek insanın tasavvurundan kaynaklanıyor. Herhangi bir şeyi gördüğümüzde bizim tasavvurumuz nasıl meydana gelmiş, inşa olmuşsa onu ona göre görürüz. Hayır ya da şer diye anlarız. Eğer tasavvur Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa, Allah'a göre şekillenmemiş, şekil almamışsa, bir şeyi anlamaya çalışıp tasvir ederken, tasavvur tasvir eden demektir. Nasıl tasvir ediyor? Hayır midir, şer midir? Güzel midir, çirkin midir? Doğru midir, yanlış midir? Hak midir, batıl midir? Ebedi midir, fani midir? Eğer bu tasavvur Allah'ın emrine göre, vahyine göre şekillenmişse, hükmü Allah'a göre verir. Yok, vahyiyle şekillenmemiş, inşa olmamışsa, etrafındakiler, anası, babası, okul, bilgisi, okuduğu kitaplar, anlayışı, o tasavvuru inşa etmiştir, ona göre anlar. Hayra şer der, şere de hayır der. Güzele çirkin der, çirkine güzel der. Allah'a göre hüküm vermemiş ya, iki türlü hüküm vardır. Bir Allah'a göre, bir de öbürleri. Allah'a göre hüküm bir tanedir, öbürleri çok. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur bir tanedir ama karanlıklar çoktur. Dolayısıyla eğer tasavvur Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa ona nefis denmez. Nefis başka bir şey. Tasavvur bozuk demektir. Tasavvuru şeytan inşa etmiş, vehim inşa etmiş, zan inşa etmiş demektir. Onun için mutlaka tasavvurumuzu Allah'ın vahyiyle düzeltip inşa etmemiz lazım. Ki doğru hüküm versin. Allah'a göre hüküm versin. Yani her konuda Allah ne buyurmuş bu konuda demesi lazım. Allah'a göre bu nedir? Bu nasıldır? Mesela bir musibet, bir bela gelir, bir hastalık gelir. Eğer tasavvurumuz Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa o bir felakettir. O kötü bir şeydir, o şerdir. Yok, eğer Allah'ın vahyiyle inşa olmuşsa, evet, böyle bir durumda Allah'ın vahyiyle inşa olmuş akıl, o tasavvur ona neyi söyler? Allah rahmet etmeyi dilemiş. Allah seni temizlemeyi dilemiş. Sana ikram etmek için bu hastalığı vermiş der. Rabbine boyun büker, sabreder. Şifayı da Rabbinden ister. Bir beşer olarak, evet, gücüm buna yetmez, bu kadarına yeter. Ya Rabbi şifa ver der. Şifayı da Rabbinden ister ama bununla beraber isyan etmez, itiraz etmez, onu şer olarak da görmez. Gücümden fazla yük bana yükleme der ya Rabbi. Çekemeyeceğim yükü
bana yükleme ya Rabbi der. Yani dayanamayacağım kadar bana hastalık verme der. Bu tasavvur Allah'ın vahyiyle inşa olmuş tasavvurdur. Öteki vehim ve zandır. İlim değildir. Vehim, zan, ilimden hiçbir şey değildir dedi Allah. Bilmiyor demek ki. O ilim değildir. O hiçbir şey bilmiyor. Rabbini bilmiyor. Rabbinin üzerindeki muradını anlamamış, bilmiyor. Muamelesini anlamamış. İmanıyla bakmıyor. Eğer tasavvur Allah'ın vahiyle inşa olmadıysa bu durumda Allah'ın vahiyle bakmıyor, imanla bakmıyor. İmansız bakıyor. İmansız bakınca hayra şer diyebiliyor, şere de hayır diyebiliyor. Ama imanıyla, ferasetiyle bakınca o Allah'ın vahiyle inşa olmuş aklıyla, tasavvuruyla bakınca doğru karar, doğru hüküm verir. Hayra, Allah'ın hayır dediğine hayır, şer dediğine şer, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin der. İmtihan dediğine imtihan der. Bu felaket, musibet, bela demez, imtihan der. Kazanma imkanı der. Rabbimin rahmeti der. Hayırla, muhabbetiyle bana muamelesi der. Evet. Bu durumda hayri hayır, şerri de şer olarak anlayabilmek için tasavvurumuzun Allah'ın vahyiyle inşa olmuş olması gerekir. Bizim bunu inşa etmemiz gerekir. Evet, nasıl? Her konuda Rabbim ne söylemiş? Rabbim nasıl seviyor? Deyip baktığımızda evet, o tasavvurumuz öyle Allah'ın vahyiyle de inşa olmuş olur. Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı? Nasıl yapmıştı? Deyip baktığımızda öyle anlayıp öyle yaptığımızda evet, tasavvurumuz Allah'ın vahiyle inşa olur. Allah inşa eder. İçimizdeki Kur'an tecelli eder. Tasavvurumuza tecelli eder. Bu niyetimiz, bu bakışımız onun gönlümüzdeki, ruhumuzdaki Allah'ın vahyi tecelli eder. Tecelli edip onu inşa eder. Öyle bütünüyle Kur'an'ın bilgisine de sahip olması gerekmiyor. Anlamaya çalışırken o oradan tecelli ediyor. Bununla beraber onu Allah'ın vahyiyle karşı karşıya getirdiğinde aynı ile tutuyor. Emin olmuş oluyor. Gönlündekinin doğru olduğuna emin olmuş olur. Evet. Efendim, İstanbul'dan Hanife Gül Toprak. Selamun aleyküm hocam. Abdest alınan su ile yüzümü yıkadım ve kurulamadım. Yüzümden su damlacıkları üzerime damladı. Veya yere damladığında günahım üzerimde kalıyormuş. Böyle bir duyum aldım. Doğruluğu ne derecede vardır? Hocam şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, din öyle duyumla anlaşılır bir şey değildir. Eğer bu dinin bir kitabı, bir peygamberi varsa bunun dışında aldığımız bütün duyumlar bid'at olmuş olur. Allah'ın vahyine, Resulünün hayatına, sünnetine uymayan her ne varsa bid'at olur. Hiç böyle bir şey olur mu? Yani kim üretiyor bu dini? Elbette ki bunun anası, akıl hocası iblistir. Buna beraber şeytandır. Abdesti alırken o abdest suyunun üzerimize dökülmesi veya yere dökülmesi, işte günah silindi, silinmedi. Böyle bir şey olur mu yani? Günah öyle mi silinir? Hiç günah o suyla mı gider? Böyle bir şey olur mu? Bu durumda suyu bulamadığımızda teyemmüm yapıyoruz. Hangi yani damla bizi temizler orada? Toz mu damlıyor orada? Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şeydir. Bizi temizleyen gönlümüzdeki tövbemizdir. İstiğfarımızdır, niyetimizdir. Abdest alırken temizlenmeye başladık mı? Elbette ki. Niye? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmaya, namaza durmaya karar veriyoruz. Huzuruna geliyorum ya Rabbi demeye başladığında zaten gönlün temizlenmeye başlamış. Bu durumda tövbe de ediyorsun, istiğfar da ediyorsun. Gönlünü Allah'ın huzuruna hazırlıyorsun. Ne burada ayet-i kerimede? Namaza kalkmadan önce, namaza durmadan önce
Allah'ı zikret dedi. Namazdan önce Allah'ı zikret dedi. Gönlün mutmain olunca kalk namazı ikame et. Kalk namazını kıl. Bak önce gönlün mutmain olsun, ondan sonra huzura gel diyor. Öyle paldır küldür gelme diyor. Abdest aynı zamanda hazırlıktır. Allah'ı zikrediyorsun. Evet, huzura çıkmak için hazırlık yapıyorsun. Zahiri hazırlığı yapıyorsun. Bu zahiri hazırlık, manevi hazırlık Allah'ı zikretmendir. Tesbih etmendir, tevbe etmendir, istiğfar etmendir. Şöyle şöyle yanlışlar yaptım, tevbe ya Rabbi. Evet, huzuruna gelmeye yüzüm olsun diye. Evet, gönlünü hazırlıyorsun. Zikir bunun içindi. Namazdan önce zikir. Rabbini zikret, kalbin mutmain olunca. Nasıl mutmain olacak? Evet, ben Rabbimin huzuruna çıkmaya hazır oldum, hazırlandım diyorsun. Demen gerekir bunu. Eğer tövbe etmedin, istiğfar etmedinse, o abdest alırken zahiri olarak temizlikle beraber manevi abdesti de, gönül abdestini de alman gerekir. Evet, abdest hem zahiri hem manevi abdest, tövbe, istiğfar, Allah'ı zikir, o huzura, miraca çıkmaya hazırlık içindir, bizi hazırlar. Eğer manevi abdestle zahiri abdest beraber olmazsa, sadece abdesti taklit etmiş oluruz. Buna beraber yüzümüzden su döküldü, temizlendik. Böyle bir şey yok. Suyun gönlünden dökülmesi gerekir. Gönlünden akması gerekir. Huzuruna geliyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum ya Rabbi. İstiğfar ediyorum ya Rabbi. Beni mağfiret et ya Rabbi. Beni huzuruna kabul et ya Rabbi. Huzuruna gelmeyi istiyorum. Beni davet etmişsin. Beni huzuruna kabul et. Evet, böyle olunca namaz miraç olur. Dolayısıyla böyle sadece zahiri abdesti aldık, su damladı, temizledik. Böyle şeyler yanlış ve batıldır. Evet, zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti gönlümüze, kalbimize, maneviyatımıza aldırmamız lazım. Yani tövbeyle, istiğfarla gönlümüzü, kalbimizi temizlememiz gerekir. Allah'ın huzuruna hazırlamamız gerekir. Eğer böyle yapmazsak, namaza durduğumuzda bin bir türlü fikir, bin bir türlü düşünce geliyor. Hazır değildi ki ondan. Allah boşuna Allah'ı zikret, kalbin mutmain olunca namaza kalk demedi. Allah bir şey söylüyorsa onun dışında bir şey olmaz. Yaparsan yanlış olur. Yaparsan, yapmaya kalkışırsan, böyle de olsa olur dersen hiçbir şey kazanamazsın. Çünkü sen önce Rabbini dinlemedin. Evet, bize düşen zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti alıp Rabbimizin huzuruna, miraca öyle çıkmaktır. Evet, abdest huzura hazırlıktır. Yoksa böyle su aktı, temizlendi, böyle bir şey yok. Böyle şeyler batıl şeylerdir. Kendi kendini kandırmaktır yani. Evet. Efendim, Hatay'dan Beyza Nur. Selamun aleyküm hocam. Bir hadis-i şerif okudum. Peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran, kaş alan ve aldıran lanetlenmiştir buyuruyordu. Böyle bir hadis-i şerif var mıdır? Ben bunu görünce hadis-i şerif zannettiğim için sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Bunun günahı var mıdır? Teşekkür ederim hocam. Dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir hadis yoktur. Bununla beraber nedir? Peruk takan. Birinin saçı varsa zaten peruk takmaz. Değil mi öyle? Saçı yoktur, peruk takmıştır. E müsaade et, niye o kadar lanetliyorsun onu? Lanetlemek ne demektir? Yani lanetin ne olduğunu eğer biri biliyorsa bunu söyleyemez. Peruk takmış, Allah'ın lanetine uğradı. Lanete uğram, yani iblis lanetlendi. Allah'ın lanetine uğramak demek, Allah'ın rahmetinden mahrum olmak demektir. İblis gibi olmak demektir. Yani bir perukla, adamın saçı yok, zavallı kendine bir saçı almış, takmış oraya, adam lanetlensin. Yani sizin iman ettiğiniz ilah bu müdür? Bu böyle yapan nasıl ilah olur? Böyle karar verip, bu şekilde hüküm verip, bu şekilde ceza veren nasıl ilah olur? Evet, kim bunu söylemişse kendi putini söylüyor. Peruk takmamış. Neydi diğeri? Dövme yapmaktı. Öyle mi? İnsaf etmek lazım.
Biraz vicdanlı olmak lazım. Yani biraz Rabbimizi anlamaya çalışalım. Bizi kendisine abdolsun diye yaratmış. Sen şunu yaptın, lanetlendin. Peki biri zina işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani bu zinadan daha mı kötü bir şeydi? Evet, dedim ya, laneti anlamamış. Başka bir günah işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani böyle hadis üretenleri Allah lanetlemiştir. Allah adına konuşuyor. Öteki bilmeden kendine dövme yapmış. Lanetlensin. Böyle bir şey olur mu yani? Kaş aldıran. Öyle mi söyledik? Kaş aldıran. Yani kaşın biraz düzgün olsun, üstün başın düzgün olsun demiş. Biraz daha güzel olayım demiş. Niye lanetlensin yani? Evet. İnsan Rabbine karşı ciddi ve samimi olmalıdır. Bir kul eğer daha güzel olsun diye bir şey yapmışsa ona bundan dolayı lanetlendin demek doğru değildir. Dövme yapan kendine zarar vermiştir. Daha doğrusu kendini rezil etmiştir. Ama onu yaparken bilmiyordur. Öğrenince pişman oluyor, iş işten geçmiştir. Kaşla ilgili herhangi bir sorun olmaz. O da zaten düzgün olsun, güzel olsun diye yapmıştır onu. Perukla ilgili hiç sorun olmaz. Değil mi öyle? Böyle şeyler. Böyle şeylerle meşgul olmak, bunu din zannetmek, iman zannetmek, Müslümanlık zannetmek, ibadet zannetmek yanlış bir şeydir yani. Böyle şeylerle evet, meşgul olmak doğru değil. Hep söylüyoruz. Allah bizden abdiyet, aşıklık istiyor. Aşıklık. Allah bizden canımızı istiyor. Böyle şeylerle, böyle kılıkla, kıyafetle, kaşla, gözle, dövmeyle, saçla böyle uğraşmak, evet, böyle kılla, tüyle uğraşmak doğru değil. Yanlış şeyler bunlar. Evet. Böyle bir şey yoktur. Buna göre bir de paylaşmış kardeşimiz, kesinlikle tam tersini paylaşması gerekir. Sözümü geri aldım demesi gerekir. Özür diliyorum demesi gerekir. Çünkü onu dinleyenler öyle zannetti bu sefer. Diyelim ki biri peruk takıyordu, takıyor veya kaşını aldırmış, almaya devam ediyor veya dövme yapmış. Duydu ki Allah onu lanetlemiş. Ne olur? Sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse şeytanın kucağına düştü demektir bu. Onu şeytanın kucağına iteledin. Allah'ın lanetine uğramışım. Var mı bundan ötesi? Ölsün daha iyidir. İntihar etsin. Ona öyle söylemiş oldun. Böyle bir şey düşünülemez. Evet, özür dilemesi gerekir. Af dilemesi gerekir. Söylediğinin yanlış olduğunu söylemesi gerekir. Tabii önce tevbe, istiğfar edip Allah'tan ve Resulünden özür dileyip sonra hangi nerede paylaşmışsa onu tam tersini paylaşıp sözünü geri alması gerekir, özür dilemesi gerekir. Evet. Benzer bir soru da vardı efendim. Evet. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Erdoğan, Sayın Hocam selamun aleyküm, nasılsınız? İyi olmanızı temenni ederiz. Programınızı dinlerken beyanlarda kaş yüz tüyleriyle ilgili olarak özdeki hususun Allah'a kulluk olduğunu anlatmanız, malumlarınız. Ancak bu soruyu önemli bularak tekraren toplumsal hayata maalesef gitgide artan husus olan bayanların erkek kuaföre gitmesi, açık seçik olması ve kaşını incetmesi hususu fıtratına aykırı, kendi aleyhine ve toplum düzeninin aleyhine davranması olsa gerek. Hadislerde de buyurulduğu üzere fıtratından uzaklaşan, neye hizmet ettiğini bilmeyen kişilerin Allah'ın rahmetinden bu şekilde uzaklaşmış olacağı bahisle toplumda bu şekilde davranan ve kaşlarını incelten bu bayanlara nasihatiniz ne olmalıdır? Hocamıza evet, hürmetlerimi bildirir. Allah'ın lütfu üzerinize olsun inşallah. Allah razı olsun. İşi birbirine karıştırmak doğru değildir. Kadınların erkek kuaföre gitmesi asla doğru değil, kesinlikle yanlıştır. Bu başka bir şey. Ama kaşını inceltmesi fıtratla ilgili bir şey değildir. Fıtrat.
Allah insanı kendi fıtratında yarattı buyurdu. Evet, kendi fıtratında. Kendi fıtratında demesi ne demektir? Allah ruhundan nefetti. İnsanın fıtratı insanın ruhudur. Kaşı gözü değildir. İnsanın ruhu. Yani kul Allah'ın isimlerini üzerinde taşıyor. Onun fıtratının dışarı tecelli etmesi gerekir. Kaşla alakalı bir şey değildir. Kaşı böyle inceltmiş veya kalın bırakmış. Bununla uğraşmak doğru değil. Bu yanlış bir şeydir. Evet, erkek kuaföre gitmek başka bir şeydi. Evet. Allah'ın kabul etmediği, müminin de kabul etmediği ve edemeyeceği şeylerdir bunlar. O ayrı şey. Evet, elbette ki bayan kuaföre gidebilir. Bununla uğraşmak doğru değil. Fıtrat başka bir şeydir. Fıtrat Allah'ın insana nefettiği ruhudur. Onu korumak gerekir. Onu bozmamak gerekir. Onda saf Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi gerekir. Yoksa gözümü, kulağımı değiştirmedim. Ben fıtrata uydum. Fıtratı bozmadım demek başka bir şeydir. Allah'ın isminin tecelli etmediği her anda fıtratı bozuyoruz demektir. Bir de, yani güzel olsun diye yaptığın şey ayrı şeydir. Orada fıtratı bozmuyorsun. Kadının sakalı yoktur. Sakalı gelmiş, ne yapsın? Alması gerekmiyor mu? Alınca fıtrata uygun olmuş olur. Ama erkek sakalını alırsa, o zaman o fıtratı bozmuş olur. O onu yapamaz. Ama fazla tüy varsa, fazlalık varsa, tüyün olmaması, gereken yerde tüy varsa onu da aldırması gerekir. O temizliktir, o temiz olmaktır. O fıtrata uygun hareket etmektir. Evet. Herkes bunu bilir ve anlar. Ama söyledim, ne buyurdu? Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz, sizin gönlünüze bakar. Niyetinize bakar. Amelden önce niyetler Allah'a ulaşır. Neyi, hangi niyetle yapıyoruz? Ona bakmamız gerekir. Efendim, Diyarbakır'dan Mehmet Güneş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Benim bir sorum olacaktı hocama. Kişi ile Allah Celle Celaluhu arasındaki dua perdesi nasıldır? Allah razı olsun. Kardeşimizin de Allah razı olsun. Dua perdesi demek doğru değildir. Tam tersine. Dua kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır. Eğer bu dua gönülden yapılmışsa, aradaki kul ile Allah arasındaki perdeleri kaldırır. Bununla beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Niye perde yok? Mazlum ya, zulme uğramış ya, öyle bir gönül haliyle Allah'a dönüp dua ediyor ki perde kalkıyor. Aynı şekilde misafirin duası, hastanın duası makbuldur. Arada perde yok. Arada perde kalkıyor. Sebebi gönül itibariyle onun o hali Allah ile arasındaki perdeyi kaldırıyor. Sadece dil ile yapılan dua huzura çıkmaz, kabul görmez, huzura layık değildir. Yana yakıla yaptığımız dua makbuldur. Bütün gönlümüzle istediğimiz dua Allah katında makbuldur. Makbul demek kabul görür demektir. Allah onu kabul eder. Evet, duayla Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırıyoruz. Bununla beraber Resulullah Efendimizin her anda bir duası vardır. Her anda. Dua demek kulun Rabbi ile konuşması demektir. Onu davet etmesi demektir. Ondan herhangi bir şeyi istemesi demektir. Hangi dua olursa olsun, eğer gönül ile yapılıyorsa, o kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır. Başka şeylerle meşgul olduğumuzda perdelenir, Allah'a dönüp dua ettiğimizde perde kalkar. Onun için sohbetimizi Rabbimizle yapmamız gerekir. Hem de bunu her anda yapmaya çalışmak gerekir. Öyle ki Rabbimizle aramızdaki perdeler kalksın. Rabbimize dönüp Rabbim dediğimizde, Allah'ım dediğimizde o perde kalkmış olsun. Rabbimizle beraber olmuş olalım. Evet, dua perdeleri kaldırır. Evet.
Efendim Mardin'den Muhammed isimli bir izleyenimiz, kıyamet alametlerini anlatan hadis rivayetleri kıyamet aniden kopacak diyen ayetle çelişir mi? Evet. Kesinlikle çelişmez. Tam tersine hiç kimse kıyametin vaktini bilemez Allah'tan başka. Ama alametlerini Resulullah Efendimiz haber vermiştir. Bir kısmını Allah beyan etmiştir. Alametlerini anlamak başka bir şey. Vaktini bildiğini ya da bilineceğini söylemek başka bir şeydir. Evet, kıyametin vaktini bir tek Allah bilir. Ne bir peygamber, ne bir resul, ne de bir melek kıyametin vaktini bilmez. Bir tek onu Allah biliyor. Ama alametlerini evet, Resulullah Efendimiz beyan etmiştir. Ahir zamanda kopacağını beyan etmiştir. Ahir zaman benden 14 asır sonra diye beyan etmiş ahir zamanı. Şu anda ahir zamandayız. Ama ne zaman kopacağını Allah biliyor. Evet, başka bir takım alametlerini beyan etmiş. Alametleri çıktı, çıkıyor. Kıyamet kopacak demek de doğru değildir. Sadece bilgi olarak bilmek, onun kıyametin alameti olduğunu, kıyametin hızla yaklaştığını evet bilmek gerekir. Allah dünya hayatına yarım gün dedi, bir gün dedi, yarım gün dedi. Allah kıyamete, siz onu uzak görüyorsunuz ama bize göre yakındır dedi. Yakın dedi. Hatta yarın dedi. Kıyamet için yarın dedi. Onun için bizim onu anlamamız mümkün değildir. Birbiriyle çelişmez, alametlerini evet, haber verebilir. Efendim devamla izleyenimiz Yusuf suresi 24. ayette Yusuf Rabbinin burhanını görmeseydi kadına meyledecekti diyor. Ayete geçen Rabbinin burhanı nedir? Evet. Alimlerimiz bu konuda çeşitli fikir beyan etmişlerdir. Rabbinin burhanı. Direkt Rabbi ile muhatap olmuştur. Allah o anda onun gönlüne vahyetmiştir. Evet, sen benim nebimsin, resulümsün. Kendine dikkat et. Evet, nefse, şeytana, arzularına, isteklerine taviz verme. Diye vahyetmiştir. Rabbinin burhanı, Rabbinin ona vahyetmesidir. Vahyedip perdeyi aralamasıdır, kaldırmasıdır. Yanlış yaparsa neler olabileceğini göstermesidir. Evet. Yoksa bir beşer olarak o da ona meyletmişti dedi. Ama meyletmek başka bir şey. Yani bir şeyi arzu etmek başka bir şey. Yapmak başka bir şeydir. Yapmayı düşünmek başka bir şeydir. Meyletti demek, yapmayı düşündü demek değildir. Ama elinde olmadan iradesiz olarak bir beşer olarak meyledebilir ama onu düşünmez. Aklından geçirmez. Bu olabilir demez. Bu başka bir şey. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Evet, Rabbinin burhanı Rabbi ona gösterdi. Ona vahyedip gösterdi demektir. Evet. Efendim, devamlı aynı izlenimiz. Hicr suresi 93. ayette kafirlerin hesaba çekileceğini, Kehf suresi 105. ayette terazi tutmadan cehenneme atılacağı yazıyor. Bu iki ayet çelişki gibi görünüyor. Hikmeti nedir? Evet. Haşa. Ayetlerde çelişki olmaz. Apaçık kafir olanlara evet, herhangi bir şekilde terazi tutmayız dedi. Zaten açıktan bilerek kafir olmuştur. Kafir olduğunu da ortaya koymuştur. Eğer Resulullah Efendimiz'i kabul etmediyse apaçık kafirdir. O kendi peygamberini de kabul etmemiştir dedi Allah. O peygambere vahyettiğimiz o kendi kitabını da kabul etmemiştir. Onlar için bir terazi tutmayız dedi. Açık kafir. Ama bir de iman ettiğini söyleyip kafir olanlar vardır. Münafıklar vardır. Kafir yani mümin olduğunu söylüyor. Hatta söylerken
Kendisi de buna inanıyor. Ama bütün işleri, fiili, gönül hali kafirin halidir. Bir parça iman da etmiştir. Bununla beraber güzel şeyler de yapmaya çalışıyor. Ama o mizandaki sevap kefesi hafif gelmiş, günah kefesi ağır gelmiştir. Allah sevaba 1'e 10 vermiştir, günaha 1'e 1. Buna rağmen sevap kefesi hafif, günah kefesi ağır gelmiştir. Evet, bunlara hesap var. Ama hakikati bu da örtmüştür. Hakikati görememiştir, kabul edememiştir, hakikati yaşayamamıştır üzerinde. Dolayısıyla hakikatin kafiridir gene, örtmüş. Hakikate karşı nankör olmuştur. Kafir bir de örten, nankörlük yapan demektir. Allah'a karşı nankör davranmıştır. Evet, Allah'ın kendisine ihsan ettiklerine, nefrettiği ruha karşı nankör davranmış, onu yok saymıştır. Onun kıymetini bilememiştir. Şükrünü eda edip ona sarılamamış, o olamamıştır. Olmaya çalışmamıştır. Bunlara evet hesap vardır. Ötekine hesap yok, bunlara hesap vardır. Dolayısıyla hesabı olan kafirler, hesabı görülen kafirler, hesabı görülmeyen kafirler diye anlamak gerekir. Allah da evet onun için ayrı ayrı beyan ediyor onları. Bir kısmı hesapsız cehenneme gidiyor, bir kısmının hesabı var. Çünkü onlar bir şey yapmış, kendine göre iman da etmiş, bir şeyler de yapmaya çalışmış. Ama Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi sevap kefesi hafif gelmiştir. İşi becerememiştir. Yapılması gerekenin onda birini bile yapamamıştır. Dolayısıyla onlara hesap vardır ama kafir olarak cehenneme gider. Aynı şekilde bu müminler için de öyledir. Herkes hesaba çekilir ama bir de hesapsız gidenler vardır. Allah'ın razı oldukları vardır. Efendim bir izleyenimiz, hocam işimizde haramdan kaçamıyoruz. İster istemez haram karışıyor işimize. Namaza yaklaşamıyorum, kılamıyorum demiş. Teşekkürler efendim. Evet. Mutlaka bize düşen elimizden geleni yapmaya çalışmaktır. Haramdan kaçırmak için. Ama namaza yaklaşamıyorum demek doğru değildir. Her ne olursa olsun mutlaka Allah'ın huzuruna çıkmak gerekir. Rabbim beni huzuruna davet ediyor. Kulum gel diyor. Senden neyi istemişim? Onu bir tekrarla diyor. Şu kulluk ahdini bir tazele diyor. Fatiha'yı okurken kulluk ahdini tazeliyoruz. Bana bir hamd et. Benim alemlerin Rabbi olduğumu, senin için Rahman ve Rahim olduğumu bir ikrar et. Şu ahdini bir tazele. Benim mülkün sahibi, Malikül Mülk olduğumu, Maliki Yevmiddin olduğumu bir ikrar et. Nefsine bunu bir kabul ettir. Aynı şekilde yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum de. İstediğimi senden istiyorum. Seni senden istiyorum. Rızanı istiyorum. Bunu bir söyle. Bunu bir kendine hatırlat. Evet. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-ı müstakimde olduğunu bir söyle. Değilsen ters tarafa gittiğini anla. Evet. Sirat-ı müstakime Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürü. Yürü ki Allah'ın gazabına uğramayasın. Delalette kalıp uçuruma, cehenneme sürüklenmeyesin diye davet ediyor. Gel bunu bir tekrar et, bir söyle. Kendini bir hatırlat. Evet, benimle olan ahdini bir tazele. Evet, onun için çıkamıyoruz demiyoruz. Çıkacağız. Çıkmamız gerekir huzura. Namaza yaklaşmamız gerekir. Yaklaşmak yetmez. Namazı ikame edip onunla ayağa kalkmamız lazım. Allah'ın huzurunda sirat-ı müstakimde yürümeye çalışmamız lazım. Bu mücadeleyi nefsimizle, şeytanla yapıp kazanmamız lazım. Yoksa kurtuluş olmaz.
Yoksa saadet olmaz. İnşallah kardeşimiz bu çabasını, gayretini sarf eder. Evet. O ticaretinde de inşallah gereken olur. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Eğer namazı ikame edersek göreceğiz ki bizi ondan da temizleyecek. Orayı da temizler, onu da düzeltir. Bizi düzeltir, gönlümüzü düzeltir. Bizi Allah'ın huzuruna layık hale getirir. Allah hepimize namazı miraç olarak ikram eder inşallah. Amin. Evet. Efendim bir izleyenimiz, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm. Efendim sizi çok seviyoruz ve Allah'a layık kul olmak için sizi örnek almaya ve dediklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Sizi her daim düşünüyoruz, hiç aklımızdan çıkmıyorsunuz, çok güzelsiniz. Efendim Allah rahmeti üzerinize olsun, sağlık ve esenlikler dilerim. Allah razı olsun. Allah beraber yürümeyi nasip etsin inşallah. Hep beraber Allah'ın vahyine uymayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Rabbinin vahyini ciddiye alanlardan eylesin inşallah. Yolculuğu Allah'a yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler, Nazım Kıbrısı son zamanlarda Orta Doğu'da gerçekleşen olayları önceden söylemişti. Bu durumu nasıl anlamak gerekiyor? Evet. Son zamanlarda Orta Doğu'da meydana gelen hadiseleri söylemişti, diyor kardeşimiz. Olabilir, söyleyebilir. Ama son zamanlarda aslında bize ne olduğuna bakmamız lazım. Orta Doğu'da neler olacağından çok önce bizim gönlümüzde, gönül alemimizde neler oluyor ona bakmamız lazım. Her bir insan bir kainat, bir dünya, bir ülke. Bizim gönül dünyamızda ne oluyor, neler oluyor? Orada büyük savaşlar var. Büyük savaş. Evet, iblisin savaşı var. İblisle olan savaşımız var. Şeytanlarla olan savaşlarımız var. Kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Allah'ın nefrettiği ruh mu kazanıyor, yoksa iblis, şeytan, nefis mi kazanıyor? Ona bakmamız gerekir. Dışarıdaki savaşlar da, evet, o gönüldeki savaşların dışarı aksediş halidir. Eğer içeride savaş olmazsa, dışarıda savaş olmaz. İçeride barış olursa o insan dışarıda herkesle, Rabbi ile barışık olduğu için herkesle barışıktır. Ondan sadece güzellik meydana gelir, hayır meydana gelir. O sadece insana, insanlığa rahmet olur, muhabbet olur, nimet olur. Evet, dışarıdaki savaşlara değil, içerideki savaşlara bakmak gerekir. Bizim işimiz önce kendi işimizdeki savaşı bitirmektir. Eğer Allah'a vasıl olamadıysak, Allah bizi huzuruna almadıysa, huzura kabul edilmediysek, Allah deyince Allah'ın huzurunda duramıyorsak, Allah bize perdeyi açıp kulum ben senden razı oldum demediyse, ben seni seviyorum demediyse, ben senin kulluğunu beğenmedim demediyse savaşı kazanamadık demektir. Onun için ne başkalarının savaşıyla uğraşmak, meşgul olmak doğrudur, ne de dışarıdaki savaşla. Onun sırası var, onun yeri var, onun zamanı var. Bu savaşı, kendi içindeki savaşı halledenler onunla uğraşsın, biz değil. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman boşuna konuşup böyle şeylerle meşgul olmak, şeytan bizi meşgul ediyor demektir. Bize düşen, her birimize düşen, evet, kendi savaşımızla meşgul olup yardım istemektir. Evet, kardeşlerinden, mümin kardeşlerinden bununla beraber, kendi mürşidinden bana yardım et deyip yardım istemektir. Yoksa sanki savaş kendi içindeki, içimizdeki savaşı bitirmiş gibi başkalarıyla uğraşıp meşgul olursak kendi savaşımızı unutmuş oluruz, sırtımızı düşmana dönmüş oluruz. Bir de bakarız ki evet, savaşı biz kaybettik,
savaşı biz kaybediyoruz. Kaybetmemek için evet, gözümüzü mutlaka, gönlümüzü Allah ile, Allah'tan ayırmamız lazım. Gücümüzü, kuvvetimizi Allah'tan, Rabbimizden ayırmamız gerekir. Evet, bizim görmemiz gereken önce kendi içimizdeki savaştır. Ya da şöyle oluyor, böyle oluyor deyip onlarla uğraşmak doğru değil. Allah her şeyi beyan etmiştir. Bir tarafta hak vardır, bir tarafta batıl vardır. Bu hiçbir zaman bitmez. İmtihanın gereğidir bu. Eğer haktakiler, batıldakiler kadar çaba gayret sarf edip fedakarlık yapmazsa, batıldakiler zahiri olarak kazanır. Şu anda görünen odur. Batıl eğer kazanıyorsa, daha güçlüyse, bu durumda haktakiler, batıldakiler kadar çaba gayret sarf etmemiş, ciddiye almamıştır. Hakkı ciddiye almamıştır. Batılın, batıldakilerin batılı ciddiye aldığı kadar haktakiler hakkı ciddiye almamış demektir. Bu durumda bize düşen birliğe, beraberliğe, hakka davet edip bir ve beraber olmaya çalışmaktır. Yoksa şöyle oldu, böyle oldu. Niye olduğunu görüyor ve biliyoruz. İblis kazanıyor. İblis insanları cehenneme sürüklüyor. İblis girdiği yeri cehenneme döndürüyor. Evet, bize de düşen cennete döndürmeye çalışmaktır. Evet, bize de düşen her yeri, yeryüzünü mescit haline getirmektir. Allah'ın zikredildiği, tesbih edildiği, hamd edildiği, secde edildiği yerler haline getirmektir. Allah'ın kullarını Allah'a secdeye, zikre, tesbihe, hamde davet etmektir. Yoksa şöyle oluyor, böyle oluyor değildir. Savaşın içindeyiz. Nerede olursak olalım, hepimiz bu savaşın içindeyiz. Çünkü bu savaş, evet, hakla batının savaşıdır. Bu hep böyledir, hep böyle olacak yalnız. Sebep olarak ne gösterilirse gösterilsin, evet, savaş hakla batının savaşıdır. Müminle, evet, iblisin, şeytanların savaşıdır. Dolayısıyla bize düşen nerede durduğumuzdur, ne yapmaya çalıştığımızdır. Yoksa durup boş boş konuşuyor muyuz? Yoksa bir çaba gayret halinde miyiz? Hakka yardım ediyor muyuz? Ne kadar yardım ediyoruz? Yoksa hakkı eleştirip çekiştiriyor muyuz? Evet. Bize düşen önce kendi savaşımıza bakıp onu kazanmaya çalışırken diğer kardeşlerimize de savaşı kazansınlar diye ebedi hayatlarını kaybetmesinler. Cenneti kazansınlar diye, Allah'ın rızasını kazansınlar diye yardım etmektir. Dünyadaki savaşı kazanmak buna bağlıdır zaten. Savaş içeriden kazanılmadıkça dışarıdan savaş kazanılmaz. Kazanılmış görünse bile, eğer içerideki savaş kazanılmadıysa ebedi hayatımızı kaybetmişiz. Dünyadaki hayatı kaybetmek bir şey değildir. Önemli olan ebedi hayatı kazanmaktır. Ebediyen kaybetmemektir. Onun için asıl savaşın gönlümüzde, içimizde, nefsimizde olduğunu bilip asıl düşmanımızın da şeytan olduğunu, iblis olduğunu bilmek gerekir ki düşmanla savaşabilelim, kazanabilelim. İnşallah bunu böyle anlarız. Mümince, imanımızla, ferasetimizle, basiretimizle bakıp ona göre inşallah muamelede bulunuruz. Evet. Efendim, İzmir'den Sabriye Atalay, Kur'an'ın açıklamasını okuduğum zaman okuduğumuzu tam manasıyla hayatımıza geçiremiyoruz. Bu konuda çok korkuyoruz. İmanımızın zayıflığından dolayı mıdır? Evet. Kur'an'ı okurken bir iman etmemiz gereken ayetler vardır. Bir de amel etmemiz gereken ayetler vardır. Bir de hem iman edip hem amel etmemiz gereken, ahlaka dönüştürmemiz gereken ayetler vardır. Eğer imana dönüştürüp ahlaka dönüştürmemiz gereken ayetlerse
kesinlikle gereğini yapıp yerine getirmek gerekir. İmana dönüşmesi gerekir. Sonra o ahlaka dönüşmeye başlar. Amel itibariyle eksikliği, evet, eksiklik olabilir. Kulun gücü buna yetmeyebilir amel itibariyle. Ama iman ve ahlak itibariyle Allah o mazereti, hiçbir mazereti kabul etmez orada. Gücüm yetmedi diyemezsin. Çünkü bu bir gönül işi. Yani Rabbini kabul etmen gerekir ki Rabbinin kelamını kabul edebilesin. Rabbinin kelamını kabul etmiyor, edemiyorsan sen Rabbini kabul etmemişsin. Sen, seni yaratan Allah'ı kabul etmemişsin demektir. Nefse herhangi bir şekilde burada taviz verilemez. Yapamadım, yapamam, edemem, gücüm yetmez diyemezsin. Ama zahiri olarak eğer ameli gerektiriyorsa, amel konusunda gücün yetmeyebilir. Başlangıç itibariyle, ama orada da bunu yapmam gerekir deyip bir çaba gayret içinde de olmak gerekir. Yoksa Allah'ın vahyini kabul etmemişiz. Etmemiş oluyoruz ki, evet, bunun için korkmak, endişe etmek doğrudur. Korkup endişe etmek de gerekir. Evet, inşallah hem iman ederiz, hem ahlaka dönüştürürüz. Gücümüzün yettiği kadarıyla bir de onu amele dönüştürmeye çalışırız inşallah. Evet. Efendim, devamla izleyenimiz, karşıdaki bir insan bize çok sıkıntı verir. Biz de Allah için sabrediyoruz. O bir Allah dediğinde tüm sıkıntıları unutuyorum. Bu iyi mi yoksa yanlış mı yapıyoruz? Buna hikmeti nedir? Allah razı olsun. Dost doğru yapıyor. Evet, Allah deyince bütün sıkıntılar bitiyorsa bu durumda bu bizim imanımızdan dolayıdır. Rabbimizi sevdiğimizden dolayıdır. Bize sıkıntı vermiş ama Allah dedi. Evet, gönlümüzdeki sıkıntı gidiyorsa bu imanın o aşkından, muhabbetinden dolayıdır. Rabbin için evet, affetmiş oluyorsun. O sıkıntıyı gönlünden gidermiş oluyorsun ki bu imandandır. Hamdolsun. Evet. Efendim, bir sorusu da var izleyenimizin. Dışarıdaki kardeşlerimiz benim gibi Fatiha'nın anlamını söylediğimizde bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Acaba hatalı mı söylüyorum? Bunda bir hikmet mi var? Demiş efendim. Evet, hamdolsun. Her gönüle tecelli eden, her gönüle vahyeden Allah'tır. Dolayısıyla inşallah zaman geçtikçe bütün müminler, Müslümanlar Fatiha'nın anlamını böyle anlar, böyle söyler. Rabbinin huzurunda da inşallah Fatiha'yı böyle okur. Daha önce söylemiştim, Allah bir kulü huzura alırsa, o kul Allah'ın huzurunda eğer Fatiha'yı okuyabiliyorsa kurtuluşa, saadete ermiştir. Daha doğrusu, eğer kul Fatiha'yı doğru olarak, sadıklardan olarak okuyabiliyorsa Allah onu huzura kabul eder. O huzura layık olmuş olur. Evet, eğer bir kul Fatiha'yı bilmiyorsa Kur'an'ı bilmiyor demektir. Yani Kur'an'ın özetini, hikmetini, özünü, Allah'ın muradını bilmiyor demek, anlamamış demektir. Evet, Allah'ın muradını, kul üzerindeki, insan üzerindeki muradını Fatiha'dan özetle, öz olarak anlayacak ki diğer ayetler Fatiha'yı tefsir eder, anlatır. Eğer bir kul gerçekten Fatiha'yı okuyup doğru söylüyorsa o saadete ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Allah'ın huzuruna da layık olmuştur. Fatiha onu aynı zamanda Allah'ın huzuruna çıkarır. Miraca çıkarır, arşa çıkarır. O Fatiha'yı okuyunca kendi gönül arşına çıkıp evet orada Rabbinin huzurunda durur. Onun için Fatiha'yı inşallah okuyacağız, okutacağız, öğreteceğiz. Öğrenmiş olanlar zaten öğrenmiştir ama Allah bir nimeti ikram ettiğinde bir de onu ikram etmemizi diliyor,
emrediyor, bunu böyle seviyor. İnşallah onu da böyle taşıyacağız. Öyle bir gün gelecek ki inşallah Fatiha'yı bilmeyen, anlamını bilmeyen, onu okurken Rabbine ne söylediğini bilmeyen hiç kimse, hiçbir mümin kalmaz. Bununla beraber evet, namazı kılarken bilerek, Fatiha'nın anlamını bilerek, Rabbinin huzurunda Rabbine ne söylediğini bilerek namaz kılarız. Bunu kılmayan hiçbir mümin kalmaz inşallah. Evet. Efendim Mersin'den İzzet, selamun aleyküm hocam. Ben 17 yaşındayım. Size bir sorum olacaktı. İnsanlar Hazreti Adem'den gelmiş ise taş devri nasıl oluyor? Hazreti Adem ateşi bilmiyor muydu ya da vesaire? Taş devri insanları tekerlek, ateş vesaire buldu. Ama Hazreti Adem bunları biliyor olması lazım. Ve ilk insan Hazreti Adem taş devri insanları bilmesi gerekmiyor mu bu icatları? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Kardeşimiz 17 yaşında olduğu için bu konuda sadece bilgisi okuduklarıyla sınırlıdır. Dünya, insanlık taş devri diye bir devir yaşamamıştır. Böyle bir şey yok. İlk insan, ilk peygamber. Allah ona öğretiyor. Her şeyi Allah ona öğretmiş. Onun bilmediği bir şey yok. Şu andaki insanların bildiğinden daha çok bir bilgiye sahiptir. Ve insanlık öyledir. İnsanlar öyledir. Yoksa böyle geldi, şu devri yaşadı, bu devri yaşadı. Böyle bir şey yok. Evet, teknik gelişebilir, teknik değişebilir. Aletler değişmiştir sadece. Ama bilgi olarak aynı şekilde Hazreti Adem hangi bilgiye sahipse biz de en fazla o bilgiye sahibiz. Ondan sonra gelenler için de bu böyledir. Hayat kulluktan ibarettir, kulluktan. Allah'a abd olmaktan ibarettir. Bir de Allah Hazreti Adem'i dünyaya indirirken hepiniz birbirinize düşman olarak inin dedi. Düşmanı da iblistir, şeytandır, şeytanlardır. Evet, hayatı, insanlık hayatını, tarihini peygamberlerle bilip böyle anlamak gerekir. Kulluk değişmez, değişmemiştir. Ama elindeki aletler değişmiş. Şu andaki elimizdeki aletler farklıdır. Evet, 100 sene sonra daha farklı şeyler olacak. Ama 100 sene sonraki insanlar kadar biz de insanı biliyoruz. İnsanlığı biliyoruz. Önemli olan insanın kendini bilmesidir. Rabbini bilmesidir. Eğer biri kendini biliyor ve Rabbini biliyorsa, Rabbinin muradını anlamışsa, o her şeyi biliyor demektir. Ama bunu bilmiyor, anlamadıysa, neyi bilirse bilsin, hiçbir şey anlamamıştır. Evet. Yani ne demişler? Öküzün trene baktığı gibi bakmıştır. Bu nedir demiştir. Anlamamıştır. Ama Rabbini bilen her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Çünkü Rabbini bilmesi ona ebedi hayatı ebediyen kazandırıyor. Cenneti kazandırıyor ki ebedi bir hayat ona kazandırıyor. Öteki Rabbini bilmemişse neyi bilirse bilsin o ebediyen kaybetmiştir. Onun aklı, onun ilmi ona bir şey kazandıramamıştır. Eğer onun aklı, ilmi ona bir şey kazandırmamışsa o bir şey kazanamamış. O akıl da akıl değil, ilim de ilim değildir. Ama Allah'ı biliyorsa ebediyen kazanmış, onun da kazanamadığı bir şey yoktur. Gerisi alet. Alete değil, aleti kullanana bakmak gerekir. Aleti yaratana bakmak gerekir. Evet, insanlık taş devri diye evet, bir devir yaşamamıştır. Böyle bunu söyleyenler insanı, insanlığı, peygamberi bilmeyen dinsiz ve imansız insanların yazdığı tarihtir bu. Evet, bu tarih, böyle bir tarih yoktur, olmamıştır. İnsanlık hep böyleydi. Şimdiki gibiydi. Hatta şimdikinden çok daha ileriydi. Şimdi insanlar etrafına bakmaktan kendine bakamıyor. Başka şeylerle meşgul olmaktan kendisiyle, gönlüyle meşgul olamıyor. Rabbinin zikriyle, Rabbini tanımakla meşgul olamıyor.
İnşallah kardeşimiz bunu anlamıştır. Efendim, Gebze'den Veysel isimli bir izleyenimiz. Selamun aleyküm hocam. Üstadımız çok tatlısınız. Sesinizin kadifeliği çok güzel. Duanızı bekliyoruz. Allah sonsuz razı olsun. Sizi fark ettiğim güne mübarek olsun. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin inşallah. İnşallah Allah yolunda beraber sirat-i müstakimde yürümeyi, kazanmayı, Rabbimize yaklaşmayı nasip etsin inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim, Mersin'den Halil İbrahim Şimşek. Selamun aleyküm. Tebessümünle güller açan Efendimiz merhaba. Selam. İman, İslam, İhsan deryasından damla olmaya bizi davetinize olsun. Efendimiz, benim sorum, halimi arz etmek olacak inşallah. İman, İslam, İhsan olmaya aday müritleriniz, iman bir nurdur. Allah o nuru kalbe indirir buyurdunuz. Alametlerini izah ettiniz. Bir ömür ki ihsan olacak huzur ilahide yaşamak, çok güzel bir yaşam anlatılmaz. Selam yurdu kısaca. Benim hayatım daha önce daldan dala bir hayat olarak geçiyordu. Şimdi bizlere sizi lütfetti. Bazen ayağımız kayar gibi oluyor. Gücümüzü kaybedecek gibi oluyoruz. Öyle ki kaydı diyecek kadar kendime diyorum ki eski yaşantımın kalıntısı olsa gerek. Efendimizin tebessümü geldi aklıma ve hemen Allah'ın yardımıyla uzaklaştım oradan. Allah'a hamdolsun. Bu normal bir durum mu? Sizi seviyoruz. Hocam bizi bırakmayın olur mu? Allah razı olsun. Elbette ki bu normal bir durum. Eğer Allah bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi, bir yakınlık verip bizi birbirimize yakın etmişse, yaklaştırmışsa, bu onun ikramidir, onun lütfidir. Herhangi bir şekilde başka tarafa meylettiğimizde nefis, şeytan, dünya, arzular, istekler bizi başka bir tarafa çektiğinde mutlaka bizi hakka çeviren, Allah'a çeken bir şeylerin de olması gerekir. Evet, kardeşliğimizin, arkadaşlığımızın, dostluğumuzun mutlaka bizi Allah'a çekmesi gerekir. Hamdolsun kardeşimiz bunu böyle tatmış. Bize olan dostluğu tercih etmiş demektir bu. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine ikram ettiği o sevgiye sadakat göstermiş. O sevginin kıymetini bildiğini, bununla beraber gereğini ortaya koyduğunu ispatlamış ki bu da Allah'ın rahmeti. Allah ayet-i kerimede Allah müminlere imanı süsledi. İmanı güzel gösterip onlara onu güzelleştirdi, tatlılaştırdı yani. Çekici kıldı. Küfrü, şirki, evet günahı, fasıklığı da çirkin gösterdi. Bu durumda kul tercihini yapıyor. Mümin tercihini yapıyor. Güzel yaparken güzelliğe koştuğunu bilir. Yanlış yaparken yanlış tarafa meylettiğini görür ve anlar. Dolayısıyla mümin güzelliği, imanı tercih ediyor. Sevmeyi, sevilmeyi tercih etmiş oluyor. Evet, hamdolsun. Evet, kardeşimiz bu manevi hali anlatıyor. Aslında ayetler tecelli ediyor. Ne zaman Allah için güzel bir şey yapacak olsak, Allah'ın rızasını gözetsek, mutlaka Allah'ın ayetleri üzerimizde tecelli eder. O ayetler tecelli edince, ayetler evet, gönlümüze inmiş olur. O ayetin nuruyla nurlanmış oluyoruz. Allah'ın o ayeti üzerimizde görününce, Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Yani bir adım daha atıp
canlı Kur'an olmuş oluruz ki bu Allah'ın ihsanidir, ikramidir. Elbette ki kul tercihine göre Allah'tan ikram alır. Allah'ın ikramına, tecellisine, sevgisine, muhabbetine layık olur. Onun sevgisine layık olmak için inşallah biz de çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bütün gücümüzü kullanıp hakta olmaya, hakikatte olmaya, Allah'ın sevdiği yerde olmaya, rızasında olmaya çalışacağız inşallah. Evet. Efendim bir izleyenimiz, selamun aleyküm. Kişi bir mürşide neden tabi olmalıdır? Tabi olursa ne kazanır, olmazsa ne kaybeder? Evet. Önce bir mürşide tabi olmak Allah'ın emridir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak Allah'ın emridir. Fatiha'da her gün, her namazın, her rekatında bunu tekrar ediyoruz Rabbimize. Ehdine siratel müstakim, siratel lezine en'amte aleyhim diyoruz. Beni sirat-i müstakime hidayet et. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et diyoruz. Onlarla beraber olmayı bana nasip et ki ben sirat-i müstakimde olayım. Yoksa sirat-i müstakimde olmuş olmuyorsun. Kendi kendine bir sirat-i müstakim üretemezsin. Peygamber sirat-i müstakimdedir. Bununla beraber peygamberle beraber olanlar sirat-i müstakimdedir. Allah'ın kendisine nimet verdiği evet peygamberle beraber olanlar sirat-i müstakimde olmuş olur. Peygamberin kazandığını kazanmış olur. Evet. Önce sirat-i müstakimde olmak için evet Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, sadıklarla, şehitlerle, salihlerle evet beraber olmak gerekir ki sirat-i müstakimde olmuş olalım. Bununla beraber sirat-i müstakimde yürüyüp cennete varmış olalım, varabilelim. Allah'a varabilelim. Allah'a dost olabilelim. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Sirat-i müstakimde yürüyenler ona dost olur, yakın olur. Ona sevgili olur. Neyi kazanır? Rabbini kazanır, kendini kazanır. Onların kazandığını kazanır. Mürşid-i Kamil deyince, mürşid deyince, veli deyince, Allah dostu deyince, evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar olarak anlamak gerekir ki, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, hangi nimettir bu? Allah'ı sevme nimeti, iman nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, marifetullah nimeti, Allah'ı bilme, tanıma nimeti, hikmet nimeti, Allah'ın muradını bilme nimeti. Nimet bu. Evet, bununla Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini kazanma nimetidir bu. Eğer Mürşid-i Kamil'i Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları kabul etmezse, ben bana yeterim derse, kendini Allah'a karşı, Allah'ın emrine karşı müstahını görmüş. Benim ihtiyacım yok demiştir. Bu durumda neyi kaybeder? Sirat-ı müstakimde olmaz. O kendine göre bir yol bulmuş olur. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunda yürümemiş olur. Hatta onların Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları olarak bile kabul etmemiş olur. Sanki böyle kullar yokmuş gibi inkara gitmiş olur ki Fatiha'daki o Sirate'l-lezine en'amte aleyhim ayetini inkar etmiş olur. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, ebedi hayatını kaybeder. Tercih insana aittir. Allah insana akıl vermiştir. Onu kullanması gerekir. Aklını kullanırken vahyin ışığında kullanması gerekir. Allah'ın vahyiyle anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın vahyini anlamaya çalışması gerekir. Yoksa Allah'ın vahyinden bağımsız ben doğruyu bulacağım, ben hakkı bulacağım. Evet, demek vahyi kabul etmemektir.
vahyin sahibini Allah'ı kabul etmemektir. Dolayısıyla eğer biri Mürşid-i Kamil'i kabul etmezse kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, ebedi hayatını ebediyen kaybeder, yetmez. Dünyası da cehennem olur. Çünkü onun gönlü cehennemdir. Evet. Efendim İstanbul'dan Cihan Akbalık, selamun aleyküm. Aleyküm. Bir insanın kendi imanından şüphe edip korkması nedendir? Çok korkuyorum hocam demiş. Evet. İmanından şüphe etmek. Şüphe etmek başka bir şey. Onu kaybetmekten korkmak başka bir şey. İkisi birbirine farklı şeylerdir. Eğer biri iman etmişse, müminse, bu durumda Allah eğer onun o kalbine, gönlüne iman nurunu indirmişse bundan korkar, korkmalıdır. Bu imanın da alametidir. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İman bir nurdur, Allah onu kulunun kalbine indirir. Bunun alametleri vardır. Evet, birinci alameti, Allah bir kulun kalbine o iman nurunu indirirse, o Allah'ı sever. Allah'a aşık olur. Evet. Bir de Allah için sever. Allah'ı seveni sever, Allah'ın sevdiğini sever, Allah için sever. İkinci alameti, bu imandan sonra o küfre düşmekten, bu imanı kaybetmekten, evet, öyle bir korkar ki, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Demek ki bu korku imandanmış. Eğer yok, böyle değil de imanla küfür arasında böyle gidip geliyorsa bu durumda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Benim imanım var mıdır, yok mudur? Gerçekten iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Bunun kolayı var. İmanını test etmesi gerekir. İman var mıdır, yok mudur? Nasıl test etmesi gerekir? Her mümin mutlaka kendi imanını test edip imanım var mıdır, yok mudur diye bakması gerekir. İman inanmak değildir. Herkes inanıyor, inanmayan hiç kimse yoktur. İman sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Eğer Allah beni yaratmış diyorsa, kendi ruhundan nefretmiş diyorsa, bütün varlığım ona ait, hay ve kayyum tecelli edip beni diri tutuyor, beni varlıkta tutuyor diyorsa, rızkımı o veriyor diyorsa, benim için ebedi bir hayat, cenneti hazırlamış diyorsa, onun Allah'ı sevmemesi, aşık olmaması mümkün mü? Hayır. Eğer sevemiyorsa inanmıyor demektir aynı zamanda. Bu durumda seviyor mu, sevmiyor mu, sevgisini test etmesi lazım. Ne yapması lazım? Hiç kimsenin olmadığı tek başına bir yerde böyle gözünü de kapatıp bütün gönlüyle Rabbine dönüp ya Rabbi seni seviyor demesi lazım. Bu durumda cevap gelmesi gerekir. Kesin cevap gelmezse söyleyemedi. Çünkü Allah öyle buyurdu. Feskurunu eskurku. Veşkuruli ve la tekfurun. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Sen Allah'ı zikredersen, o da seni zikreder. Sen onu nasıl zikredersen, o da seni öyle zikreder. Sen Allah'a, ya Rabbi tövbe ediyorum, beni affet dedinse, kulum seni affettim der. Ya Rabbi ben seni seviyorum dedinse, kulum ben de seni seviyorum der. Eğer sen söyledinse yalnız, ama sen söylemedinse, böyle bir cevap alamazsın. Sen doğru söylemedinse. Yani bir yanlış yapmışsın. Bütün gönlünle Rabbine dönüp beni affet ya Rabbi. Beni mağfiret et ya Rabbi. Yanlış yaptım. Düştüm. Sübhan olan sensin. Hatasız, kusursuz, noksansız olan sensin. Ben senin kulunum. Ben senin yaratmış olduğun aciz kulunum. Zayıf kulunum. Aciz kulunum. Hata yaptım, yanlış yaptım, düştüm, güç yetiremedim. Ama sen benim Rabbimsin. Benim gidecek, af dileyecek, mağfiret dileyecek başka kimsem yok.
Başka kimse yok. Sen benim Rabbimsin. Onun için sana af diliyorum. Mağfiret diliyorum. Beni mağfiret et. Dediğinde evet, Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah tövbeni, mağfiretini, kendisine dönüşünü kabul eder. Ama kabul ederken bu tövbenin, istiğfarın kabul olup olmadığını nereden anlıyorsun? Kendi gönlünden buyurdu. Eğer o anda böyle tabiri caizse tüylerin diken diken olduysa, gönlün başka bir hal aldıysa, Rabbim beni affetti, ben istiğfar ettim, tövbe ettim, o da beni affetti dediysen, evet, seni affetmiştir. Yok hiçbir şey hissetmedin, sen tövbe etmedin, dolayısıyla Allah da affetmedi, mağfiret etmedi. Çünkü sen tövbe etmemişsin. Tövbe öyle yapılmaz, dil ile yapılmaz. Gönül ile yapılır, gönül ile yapılınca hitap da evet, gönüle gelir. Aynı şekilde Ya Rabbi ben seni seviyorum dediğinde gönlünün ürpermesi gerekir. Ayet-i kerimede müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Sen Ya Rabbi seni seviyorum deyince gönlün ürperir, gönlün titrer. Ve bu Allah'ın sana kulum ben de seni seviyorum demesidir. Bu hali yaşaman gerekir. Bunu tatman gerekir. Böylece imanını test etmiş olursun. Yok hiçbir şey hissetmedin. Bir daha söyle. Bir daha bir şey hissetmedin. Bir daha söyle. 50 sefer söyle. 100 sefer söyle. Bu hitabı almak için, evet, gönlüne bu vahyin gelmesi için, her zerrenin evet, titremesi için bir daha söyle. 50 sefer söyle. 100 sefer söyle. Ama bütün gönlünle bunu söyle. Cevap alamadın. Bil ki senin imanın yoktur. Sen Allah'a karşı bir şey hissetmiyor ve tatmıyorsun. İman tadılması gerekendir. İnanılması gereken değil. Onu tatman gerekir. İmanının evet, o tadı sana vermesi gerekir. Bu durumda ne yapacaksın? Secdeye kapanıp ağlayacaksın. Feryat edeceksin. Benim imanım yok diyeceksin. Nasıl olur? Ben Allah diyorum, kalbim titremiyor, ürpermiyor. Allah mümini öyle tarif etmişti. Müminler o kimselerdir ki gerçek, hakiki mümin dedi. Gerisi sahte, taklidi mümindir. İsmi mümindir, kendisi mümin değil. Allah zikredilince kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar. Aşkları, muhabbetleri artar. Onlar bütünüyle Allah'a güvenir, tevekkül ederler. Böyle değilsek mümin değiliz demektir. Evet. Güvenirken sevgisine güveniyor. Allah'ın kendisini sevmesine güveniyor. Evet. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin inşallah. Gerçek varlıkta Rabbini, Rabbinin ayetlerini dinleyenlerden, dinleyip imanlarını artıranlardan eylesin inşallah. Bütünüyle Allah'a güvenip tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Efendim programımızın da sonuna gelmişiz. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.